Abdullah bin Büsr kimdir? Ebu Saffan künyesiyle meşhur olan Abdullah radıyallahu anh, iki kıbleye, Kudüs ve Kabe'ye yönelerek namaz kılanlardandır. Sahabe için farklı kategoriler oluyor. İşte iki kıbleye karşı namaz kılanlar ayrı bir kategori oluyor. Bunlar kıblenin değişmesinden önce Müslüman olanlar, hem Kudüs'e doğru namaz kılmış hem Kabe'ye doğru namaz kılmış olanlar. Ama ikinci sene, hicretin ikinci senesinden sonra Müslüman olanlar ise tek kıbleye namaz kılmış oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini onun başına koyup bu genç bir asır yaşar buyurmuştu. Abdullah bin Büsr için bu genç bir asır yaşar. Abdullah gerçekten 100 sene yaşadı. Alimlerimiz tabii ki bir hüküm çıkarırken, bir karar verirken hep ayetlere, hadislere bakıyor. Oradan ince manalar çıkarıyorlar. Karın kelimesi ne ifade eder? Asır kelimesi ne manaya gelir? Kaç yıllık bir süreyi içine alır diye tartışırken bu rivayeti dikkate almışlar alimlerimiz. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz bir asır yaşar dedi. Bu sahabi 100 yıl yaşadı. Demek ki bir asır 100 yıllık bir vakittir diye bu tür ince işaretleri hep değerlendirmiş alimlerimiz. Kendisi, anası, babası ve kardeşi sahabi olan Abdullah, Resulullah Efendimiz'den 50 hadis rivayet etmiştir. Humus'ta 100 yaşındayken Hicri 96 senesinde vefat etmiştir. Humus yöresinde en son vefat eden sahabidir radıyallahu anh.